Merhaba. Batı bölgelerde şöyle yarı çeyrek kış demosu gibi böyle bir soğuk geldi. Rüzgarı, fırtınası, sağanak yağışı, bazı bölgelerde de sıkı sağanaklar su baskınları yaptı. Şimdi hafta sonu itibariyle hava toparlanıyor. Doğudaysa kış demosu yarı çeyrek değil, kışın kendisi birkaç günlüğüne bile olsa geliyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, Kars, Erzurum, Ardahan dolaylarında bölgesel ve çok uzun süreli değil ama kar yağışı bekliyoruz. Şehir içerisinde bekliyoruz. Dağlarda zaten Doğu Karadeniz'de, Kaçkarlar'da, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, yüksek köylerde de zaten kendini gösterecek bir adam akıllı kar yağışı olacak. Ama Doğu Anadolu'da, Erzurum dolaylarında, şehir içerisinde de kar olasılığı söz konusu. Şimdi kar olasılığı söz konusu diyoruz ama sistem giderken bunu yapıyor. Pazartesi itibariyle zaten hem soğuğun etkin kısmına hem de yağışlara veda ediyoruz. Ayın 4'ü 5'i gibi şöyle arada Güney Ege'ye, Batı Akdeniz'e bölgesel yağışlar geliyor gidiyor. Onun dışında önümüzdeki haftanın büyük kısmında ve yurdun büyük kısmında olmak üzere güneşle, çoğunlukla güneşin görüldüğü bir havayla geçireceğiz. Muhtemelen pastırmayız. Neden? Yüksek basınç var, gece ayaz var, gündüz güneşlenmeyle beraber biraz daha iyi hissediyoruz ama gece ayazı atlamayın. Aslında bu hafta sonundan itibaren gece sıcaklıklar iç bölgelerde, İç Anadolu'da, İç Ege'de, Doğu Anadolu'da sıfırlara, sıfırın da altına gerilebilecek ki sıfırlara gerilecek merkezlerden bir tanesi de başkent. Hemen geçtik baktık basınç haritasına. Hareketlendirelim basınç haritamızı. Bakın yüksek basınç alanının şöyle bir dilini uzattığını, böyle iç kesimleri kadar girip sonra doğuya doğru ilerleyeceğini gösteriyor bize. Bu ne diyor biliyor musunuz? Yağışlar batıda kendini gösterdi. Doğuya sürüklenecek, ardından da sınırlarımızın dışına çıkacak. Bu yüksek basınç süpürecek dışarıya doğru. Hemen geçelim bakalım rüzgara. Rüzgarlarımız da yaklaşık orta kuvvetli inmeye başlıyor. Orta ve batı bölgelerde, Kuzey Ege'de sert esecek. Nerede kuvvetli? Doğu Karadeniz'de. Yağışın aksiyonunun olduğu, soğuk hava girişinin olduğu, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, Karadeniz'in yüksek dağlarında yağışları kara çevirecek olan soğuk havayı taşıyan rüzgarlar bunlar. Hemen geçtik baktık gökyüzünün tablosuna. Hafta sonunda giriş. Cumartesi Karadeniz'in orta ve doğu kesimlerinde yağış bekliyoruz. Orta Karadeniz'de gök gürültülü sağanağa dönebilir. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sabah öğle aralığında kar ihtimali söz konusu. Van, Hakkari dolaylarında karla karışık yağmur yükseklerde kar olasılığı var. Güneydoğu'nun daha çok doğusunda, yani Diyarbakır, Siirt, Mardin, Batman dolaylarında, Şanlıurfa, Gaziantep çevrelerinde değil. Yurdun kalanı ise güneş alıyor ama o güneş ilk etapta çok ısıtmayacak. Pazar daha bir hissedilir tırmanış var. İç bölgelerde gece soğuklarda. Hemen geldik 3 büyük şehre. Hemen 3 büyük şehre geçtik. Baktık durumumuz nasıl? Sıcaklığı da geçtik. 3 büyük şehre geldik. 16 derece günün en yüksek sıcaklığı. İşte 12-13'lerden 16'ya çıkıyor ilk etapta. Güneş görülüyor. Ardından gelen günlere baktık. Tırmanış olacak. 19-22-23 derece diye ilerliyor. Bir süre yağış yok, güneşle beraberiz. Geldik başkente. Başkente güneş alıyor. 13 derece ama gece sıcaklık 1-2-3 dereceler civarında. Ardından tırmanış olacak ama gece sıcaklıkları böyle düştüğü yerde bir süre duracak. Haftanın ortalarına doğru tırmanacak. Ve son olarak İzmir'deyiz. Güneş var, parçalı bulutlar arasından 20 derece. Ardından gelen günlere geldik. Arada bir yağmuru var. Pazartesi, salı bölgesel geçişler şeklinde sıcaklığa dokunmadan sonrasında yağış İzmir'den de ayrılacak. Ardından gelen bir süre muhtemel ki pastırma yazı diyeceğimiz havalar olacak. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.